Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Tek soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde bir tane parabol sorusu çözeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi soruyu durduruyorsunuz. Önce siz çözüyorsunuz. Daha sonra da çözümlü benden dinliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada söylemekte de fayda var diyeyim. Kanalı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim diyelim ve sorun çözümüne geçelim arkadaşlar. Şimdi bize sorumuzda ne demiş? A birden büyük olmak üzere bir tane doğru vermiş, bir tane de parabol vermiş arkadaşlar. Ve bunların grafiklerini koordinat düzlemi üzerine yerleştirmiş. Ve demiş ki şurada bir tane ATB üçgeni oluşuyor. Bu ATB üçgenin alanı da 21 bölü 2 birim kare ise demiş. A nedir diye sormuş. Şimdi normalde bir parabolle bir doğrunun birbirine göre durumlarını incelerken ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Fonksiyonları birbirine eşitliyoruz ve bunların kesiştiği noktayı bulmaya çalışıyoruz. Yani biz şimdi şöyle bir şey yapsak. A x kare artı 2 eşittir. Eksi x artı 4 a desek. Hepsini sol tarafa assak. elimizde ne kalacak bizim? A x kare artı x artı 2 eksi 4a eşittir 0 gibi bir ifade olacak. Ama siz bunu çarpanlarına ayıramayacaksınız. Sıkıntı şurada. Şimdi buranın alanını bulmamıza gerek var. Peki bizim bulduğumuz x'ler neresi olacak? Tam şurası bakın. Kesiştiği noktalar x1 burası. x2 de burası. Şimdi bir tık yaklaşsam şuraya bir tık yaklaşsak. Hatta bir tık daha yaklaşsak. Şimdi bu üçgenin alanı bulmak için. Şimdi şuradaki üçgeni dikkatli bakın. Bu üçgenin alanı bulmak istiyorum. Şurayı taban kabul etsek. Tamam mı? Mesela buraya K desek. Sallıyorum. Şimdi bu tabana ait sol taraftaki bir yüksekliğe mesela A. Şuradan da içeriden bir dikme atsak. Buna da B desek. O zaman biz bir buranın alanını bulsak. Bu da K çarpı A bölü 2 yapacaktır bu bölgenin alanı. Aynı şekilde şuradaki yeşil bölgenin alanı da nedir arkadaşlar? K çarpı B bölü 2'dir. E o zaman biz bu ikisini bir araya getirdiğimizde K bölü 2'yi parantezine alırsak K parantezinde A artı B bölü 2 gelir mi? gelir. Şimdi geometri bilen arkadaşlar bunu daha seri şekilde ne yapabilirler? Söyleyebilirler aslında. Şöyle bir şey diyebilirler. Diyorlar ki hocam şurasını taban kabul etsek. Mesela buraya biz K desek. Şuradan ve şuradan şu ikisi arasındaki mesafeyi şu ikisinin mesafesini topladığımız zaman K çarpı h1 artı h2 desek mesela. Böyle iki desek buranın alanını bulabiliriz diyebilirler. Yani aslında orada h1 h2 dediğiniz mesafe şuradaki x1 ile x2 arasındaki mesafedir ki o zaman bize ne lazım arkadaşlar? x1 eksi x2'nin mutlağı lazım diyebiliriz. Şimdi şunu normal boyutuna gelelim. O zaman biz burada neyi bulalım arkadaşlar? x1 eksi x2'nin mutlağını bulalım. Onu bulurken nasıl yapıyorduk? Kök delta bölü mutlak değer yapıyorduk. Peki buradaki ifadede B kare eksi 4 ac yaparsak 1 eksi 4 tane a çarpı 2 eksi 4 a diyeceğiz. Sonra bunu kök için alacağız. Doğru mu? Bölü mutlak değer a diyeceğiz. Ama zaten kolları yukarı bakan bir parabolden bahsediyorsak a pozitiftir. O zaman biz direkt buraya a'dır diyebiliriz. O zaman ne yaptı burası kökün içerisi? 1 eksi 4 a'yı dağıtıyorum şimdi. 8 a artı 16 a kare karekökü bölü a yaptı. Şuraya dikkatle bakarsanız burası aslında 4A eksi 1'in nesi olacaktır? Parantez karesi olacaktır. Doğru mu? O da kökten gidecek. Şunlar birbirini götürecek. Böyle A'dan. O zaman bizim ifademiz ne oldu arkadaşlar? 4A eksi 1 bölü A geldi. Neresi? Şu ikisi mesafe. Yani H1 artı H2. Peki sıra geldi şimdi şuradaki mesafeye. Şimdi şu nokta bizim Doğru Y eksini kesti nokta. Yani x'e 0 verdiğiniz zaman burası 4A. Peki parabolümüzün y eksini kesti nokta. X'e 0 verirseniz 2 gelir mi? Gelir. Yani burası 2'dir. O zaman biz şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi şuraları temizlediğimizde şu mesafe. Yani ne yapar orası? 4A eksi 2 yapar. Doğru mu? Çarpı şu ikisinin toplamı. Şu mesafe ile şu mesafe ile şu, şu mesafenin toplamı. Yani şurası. Yani şurası. O da ne yapacaktır? 4A eksi 1 bölü A yapacaktır. Bir de sonra bunu ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. Bu da kaça eşit oluyormuş arkadaşlar? 21 bölü 2'ye eşit oluyormuş. Şuradaki ikiler birbirini götürürse, şuradaki a'yı buraya taşırsanız, o zaman şurada ne yaptı? 4a-2 ile 4 a 1'in çarpımı yaptı. Dağıtırsak 16a kare eksi şuradan 4a, 8a, 12a artı 2 eşittir. 21a geldi. 21a'yı sola taşıdığınızda 16a kare eksi kaç yapıyor orası? 33A artı 2 eşittir 0'dır. Şimdi şurayı çarpanlara ayırmaya kalkarsak nereyi? Şurayı 16A'ya A diye bunu da 2'ye 1 diye ayıralım. Eksi eksi yazarken sağa doğru yazalım. O zaman 16A eksi 1 ile A eksi 2'nin çarpımı 0'dır. A buradan ya 1 bölü 16'dır ya da A buradan kaçtır arkadaşlar? 2'dir diyebiliriz. Yalnız buraya yazdığınızda 2'den büyük bir sonuç çıkmasını istiyorsanız A'yı 1 bölü 16 değil 2 seçmelisiniz. Demek ki burası kaçmış aslında şurası? 8'miş diyebiliriz. Peki bize sorduğu şey neydi? A'ydı. O zaman doğru ne gelecek? 2 gelecek diyebiliriz. Ve böylece sorun çözümünde beraber olduk. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.